Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Böyle bir açılış yapmak istedim size. İnşallah beğenirsiniz. Bugün aslında ben bahçeye gittim gene. Ama hep tiseledi, gene yağmur yağdı. Burada görüyorsunuz üstümüzü, başımızı. Sıcak yok maalesef. Efe, havudun annesi şey yaptı. Şarj tak bana da, buna takalım telefonu aşkım. Sen odanda var mı? Ha, oradan çıkarttı, ver bak. Yeter, oraya taksın. Bahçede çok iş yaptım canlarım. Ne yaptım diyeyim size. Bir yandan da Zeynep'e ders çalıştırıyorum, teyzeleri. Zeynep yanımda. Heksi. Ha, bu boksör. Boksör müydü? Boksör müdür? Ha, boksun, boksun. Ha, bunu buraya yaz. Silahını. Ha, öyle mi? Yaz Ama oraya buradan. uzatmaz. Nereye? Niye? Hı? Uzanır, uzanır. Uzanır herhalde. Bak bakayım. Ver ben. Telefonun şarjını buluyoruz. Şey, tripod yok. Tripodu buluyoruz, şarj yok. Ne allara kaldık? Yok. Olmuyor. Hazır masaya çekeyim. Onu da çekeyim. Neyse, bakalım dur. Şey, ne derdim size? İşte bahçeye gittim. Ama dediğim gibi çok yağmur yağdı. Çekemedim sizi orada. Bir de çok evetledim böyle. Çabuk 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 uşakları, Erdoğan da sabahçı, uşakları okula bıraktım. Ondan sonra cime şey yaptım. Siz söyle onu. Biraz semiz otu topladım. Biraz biberlerin otunu aldım. Biraz asma yaprağı aldım. Buzluğa koydum. Haşladım. Buzluğa koydum. Ondan sonra cime daha fasulye topladım. Böyle bir kucak pazı aldım. Pazılardan inşallah yarına börek yapacağım. Onu da çekebilirsem çekeceğim size. Daha ne yaptım? Bu sene domateslerde iş yok. Dedim ya size ki Urra'nın durumu hiç hoşuma gitmedi diye. Aynen öyle. Zeynep Aycuk abla, bu yana gelsek. Bugün bu arada günlerden ne annesi? Dinsek salı değil mi? Dinsek. Salı. Bu videoyu da ben akşam 7'de çekiyorum size. Yani bunu en eski la bu tarafıma. Çeker çekmez inşallah atacağım. Ha, bile duraya. Üşüdüm. Her gün mübarek yağmur yağıyor. Geldim, çok yoruldum ama. Ha, bile oturdum aşağı. Uşakların dersleri bir sürü. Biraz valiz hazırladım canlarım. Bunları da gösteririm size. Yani böyle çamaşırlarımızı, giyeceklerimizi hazırladık. Orada benim evimde var, çocukların da kıyafetleri bizim de var ama gene buradan böyle birer kalıp çamaşıra gidiyoruz izine giderken. Kısmet olursa izine gideceğiz inşallah. Daha Aldi'lik işim var. Aldi'ye gideceğim burada. Bizim Almanya'nın meşhur çikolataları var ya. Biz hiç ben paket açtığım yoktur. Binde bir. Binde bir tane açarım, ha böyle bir, ha bu kadarcık bir tane yerim, o kadar. O da bir Türk kahvesi içersem işte. Ondan bile oradaki hevesli, çam sakızı, çoban armağanı olsun. Keşke yanımızdan daha çoğu gelse de herkese verebilsek. Birine verirsin, birine vermeyesin, o da olmay. Hepinize çok çok teşekkür etmek istedim. Güzel yorumlarınız için. Kiminize yazarım, kiminize yazamayarım. Beni affettiniz. Sağ olun, var olun. Ondan sonra canlarım, bahçeden geldim, bir yemek pişirdim. Ne yaptım bugün anlatayım size. Hep gösteremez o yemekleri ya, biraz da anlatma, anlatalım. Çocukları aldım. Zeynep'i bugün 12.45'te aldık. Ondan sonra Efe'yi 1'de aldık. Böyle defterlerinin bitenlerini hep verdiler. 3-4 gün daha okulları var, Allah kısmet ederse hafta sonuna kadar. Sonra inşallah gideceğiz. Rabbim nasip ederse. Ondan sonra cime, ha burada yastığım bile vallahi burada, hiç kusura bakma. Ha, orada biraz yaslandım. Sonra annemin yanına gittim, kayınvalidemin hastaneye. Sırayla hepimiz gidiyoruz yanına. Yani hiç boş kalmay, Allah'a şükür. Şu anda durumu iyi. Tabii ki hala yatıyor hastanede. Ama nasıl diyeyim size, eskisine rağmen çok iyi. İnşallah dediğim gibi çıkacak böyle. Birazcık daha toparlandığı zaman çıkaracak onu doktor, eve gelecek. Burada filigedinsler var biliyorsunuz. Onlar da gelecekler. İşte onları da ayarlayıp. Onlar da gelecekler. Yardımını yapacaklar ona.
Allah'a şükürler olsun buna. Çok güzel dualar ettiniz, yazdınız WhatsApp'tan, Instagram'dan. Çok sağ olun, var olun. İnşallah Allah'ım herkese sağlık. Önce sağlık, sonra huzur versin. Ama çalışmada çalışacak. Tabii ki çalışmadan olmay. Maalesef. Hiç ölmeyecekmiş gibi çalışacak. Her an ölecekmiş gibi ibadet edecek. İnşallah yaptığımız kadara gene tam yönünü yapamayız ama Allah kabul etsin. Böyle yani canlar. Bazıları her şeyi koydum mutfakta suya. Onları şimdi peynirli, soğanlı, bol böyle iç harçlı çok güzel bir kendim açıp bazıdan börek yapacağız. Aynı ıspanağı yaptığımız gibi. Şimdi ıspanak yok. Tabii kavflarda vardı. Bazı varken ince ince doğrarım. Katarımla soğan, peynir, menzim de var biraz. Biraz da kaşar peyniri. Onu sizle beraber inşallah vakit bulursam erkenden yapmaya bakacağım. Çünkü yarın Erdoğan öğleci. Öğlede saat 2'de iş alayım. Akşam 10'da bırakayım. O yok. Çocuklar gene bende çünkü. Okuldan al, okula bırak, spora bırak, spordan al. Ben sadece canlarım 6 kere bazen 8 kere çocukların peşine giderim. Yani burası Türkiye gibi değil. Geçen sormuşsunuz bana. Filiz çocuklar kendi gitsin gelsin diye. Ben yapayım annesi. Ben yazayım, ben yazayım. Buldun mu? Hı. Hut. Hut şapka değil mi Zeynep? Ya bunu yazdım bile. Ne istiyorsun da? Dur. Auto. Taksi, taksi. Bak taksi var da, taksi yok kızım. Taksi, ha o taksi. Bana söyle bebeğim, telefonu bırak yanında. Bana söyle. Senin Almancam kırılıyor ya burada, görmüyor musun Zeynep? Elimden geldiği kadar yardım ederim derslerinde. Ne edeyim? Diyorum Efe'ye geçen gefe. Senden bile anaokuluna başlasaydım derim. Şimdi ben de epey bir yükseldiydim okulda derim. Aklım kesmedi geldiğim zaman. Bakalım annesi. Tamam, burada buraya. Nix, Nix'e mi o? Nix'e deniz kızı. Öyle canlar. Aha da Melek Abamaray. Melek Abamı da acıyorum. O da yoruldu çok. Boya yapay. Temizlik yapay. Tarlalara koşay. Ahıra koşay. İnek hasta oldu. Necu çok hasta oldu. Kalkamay bacakların üstüne. O da demin ağlaydı. Dedi ki Filiz acaba ne olacak? He Zeynep. Kız dedim üzülme. Şey getir dili ona. Paytar diyoruz da veteriner. Veteriner de eskiden annem onunla mesela çağırdığı zaman paytar derdiler. Kimdir o kız? Birini kapatırım biri aray. Kalkamay bacakların üstüne hayvan. Sanki böyle geri arka bacaklarını felç vurdu. Gösteri de bağlı telefonda. Dedim ama bilmiyorum. Arpa yedi doz mu? Fazla arpa yedi mi? Dizlerine iner derdi annem. Yani ağır. Çok vitaminli olduğu için çok yadamayacağım. Mesela bir yine abaga da vereceğim. Pazar günleri eniştem işe gitmiyor ya, dükkanları var. Pazar günü açmayla. Dedim bu evde oldu mu çok veriyor. Görüyorum onu çünkü izine gittiğim zaman. Aba dedim belki şunu abim vermiştir çok. Dedi ki yok dedi daha vermiyor buna Filiz dedi. İğne vermiş ona payitar. Bir tane abi taraftan bir tane abi taraftan vuracaksın dedi. Vurdum onları dedi. Dur bakalım nasıl olacak. O da ona üzülüyor. Bize sevini geleceksiniz diye. Yani ha böyle karma karışık durumlarda hep. Bu bacımı sormuşsunuz. Babam da aynı canları. Bu Parkinson'un yani şeysi yok. Düzenli kullanması lazım ilaçlarını. Böyle el titremesi çok var. Böyle yürüy. Yürüme yürüy ama bile. Ha bile. Çok yavaş çok. Mesela diyelim 10 dakikada gidecek yeri gideyim yarım saat, 1 saatte diyelim. Öyle yürüy. Allah'ıma çok şükür öyle yatalakta olmadı. Olmazdı inşallah. Çok ağlay. O da babam zaten normalde öyle birisi. Biz hepimiz duygusal. Hiç kimseye dayanamazdık ama bu seneki gibi de hiç yapmazdı. Böyle her şey bir şey soraysa ona ağlay. Ne bileyim ben ha böyle işte. Bundan da konuştum. Abama da üzüldüm. Usurcuk inşallah iyi olur. Dediğim gibi değil ki Filiz değil. Yemesi değil, o kadar şey değildi. Yemeği iyiydi. Yani eskisi gibi yemeydi. Ama gene yemeği iyi. Önüne koyduğumun yarısını iyiydi. Ama değil. Ha böyle türttün mü değil. Ön bacaklarını ataydı ama gerekileri atamaydı. Ona da biraz darlandım. Dedim ama okuma da o hayvanı. Belki nazar alı da oğlum.
Ben nazara hiç inanmazdım canlarım ama hem Zeynep'in başına bir şey geldi. Ondan sonra inandım hem de benim. Ben Zeynep'imi bir gün düğüne gittim, teyzeleri sünnet düğününe, bir arkadaşın sünnet düğünü vardı. Eve geldim, çocuk resmen Zeynep yatalak geldi. 3,5 yaşında mıydın Zeynep de? 6-5 Yok yaşındaydım. yok. Daha küçüktün aşkım. Çünkü abi kindergarten'daki işe gideceğim. İşe gideceğim, konuşma günü ayarladık yani. Firma aradı beni ki falan. Bir arkadaşım, babam aradı beni, bir ablamız. Çok severim onu. Böyle şeyi sataydı. Ayamsi tenceresi gene satay. Dedi bana, Filiz hep yakınlardan iş arardın dedi. Şey iş var dedi. Falan günü git de dedi. Bak bakalım o yanındaki anaokulu dedi. Tabii 5. Zeynep 8 yaşında. 3 yaşındaydı. 3 yaşında. Oraya da gideli ben 5 sene olacak. Belki de öldü bilmiyorum. Başlayalı yani bu işimi. Dedim ki şey, tamam dedim, konuştuk günü, o günü işte Zeynep böyle öldü. Düğüne gittik geldik, uşak ne ayağa kalkabilir, sanki Allah Allah korusun herkes, uşağı sanki felç vurdu. Ben Zeynep'i 2 günde 5 tane doktora gittim, gelin Avcı'nın hastanesine gittim. Ama nasıl gittim, 1. ayda kar yağıyor, ceketini giydirmenin Zeynep'e mümkünü yok. Çocuğu böyle kucağıma aldım, böyle abla kıpırdatmayacaksın yani. Sanki uşağımın beli bacakları hep kırıldı, zumur zumur öldü. Ben ağlayırım. Zeynep 14 gün yatakta yattı. 14 günde ben 8 kilo verdim. Benim de böyle bir durumum var canlar. Bir şeye darlansam, bir şeye kafamı taksam, hemen zayıflarım. Ama kafam iyiyse bir sıkıntım yok ise 2 katı kiloyu da geri alırım. Geçen çok zayıfladıydım abi koronadan dolayı. Üzüldüm, hastalara da üzülüyorsun. Kimin olursa olsun Allah'ım şifa versin. İlle kendimizin olması önemli değil. Herkese üzülüyorsun. Kaç kişiler yatıyor orada görüyorsun. İşte ne yapalım. Ama ben o zaman Zeynep'in öyle olduğuna inandım yani. Çünkü orada çok kişi konuştuydu arkamızda. Biliyorum da, bağ da diyen, yüzümüze de diyen vardı. Ben hiç inanmazdım. Yani hiç inanmazdım değil, derdim ki yani olmaz, bir şey olmaz. Allah büyüktür işte. Okuyuruk, çıkarıp duamızı, bir şey olmaz ama gerçekten değen gözler var. Yani çok kötüydü Zeynep. Ben ağlıyor ağlıyor düşündüm bir gün, dedim Allah'ım. Acaba dedim Zeynep'i. Abla inanın hissettin abla. Abla dedim kucağıma tutsam dedim. Türkiye'ye gitsem onu, binsem uçağa dedim, direkt uçağa. Acı dedim oraya gitsem onu dedim, iyi olur mu dedim. Belki birisi fayda eder ona. Ondan sonra sağ olsun Eltim. Ondan mıydı? Ben ondan değilim. Annesi bunu okudu. Sebahat teyze Allah razı olsun. Eltim öyle. Ondan sonra cime dedi, yenge dedi, belki de bunun gübeye düştü dedi. Uğraştığından onu becerir. Abla bundan gübek kaldırma işlerinden gübek düşmesi de çok fenadı biliyorsunuz da. Benim de bununla gibiyken çok gübüm düşerdi. Okudule her şeyi ettile Zeynep bir gün iyi adam yanında derim Allah'ıma çok şükür ama sebecim ölümden döndü. Yani ondan sonra da esekten düğünleri dikri yattım. Gerçekten düğünleri dikri yattım. Ama o acıyı hiç unutamam. O bir de Efem. Efem de küçükken bu öldüydü. O da böyle kucağımda mosmor öldüydü. Onu da babacığım canlattıydı. Önce Allah sonra babam böyle. Efe 27 günlüktü Türkiye'ye ilk gittim. Gelin geldim buraya. Sonra ilk izine gitmemde Efe kucağımda gittim. 27 günlük gittiydik izine. Şerbet kaçtı boğazına. Efe çok yaramazdı, durmazdı teyzeleri. Annem dedi, uşağım dedi, ben dedi 4 tane uşak büyüttüm. Bunun gibi görmedim, bu çok cırlay dedi. Tökelim ağzına bile ma şerbet dedi. Ha bu kadarcık da hastane biberonları verirdi. Siz bilirsiniz burada yaşayanlar. Anne sütü sağıp koyardılar içine cam. Cam biberon. Ha bu kadarcık. Dedim anne dedim. Efe hepsini de içemeyi dedim. Ha buna koyalım da verelim. Anne az dedim şeker atına dedim. Tamam uşağım dedi. Ilık bir şerbet verdiğini. Ben de Efe kucağımda bile koydum ağzına. Baktım Efe'nin sesi kesildi. Ben de konuşurum babamla. Bir daha bile uşağa döndüm. Bak yeni geldik daha. Uçaktan yeni indik geldik eve. Abla bir baktım Efe'nin ağzından böyle dışarı köpürük yalı. Dudakları mosmor. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın Allah'ım.
Ben çadırda yaşamaya derim her zaman razıyım. Ben böyle ev eşyalarına çok önem vermiyorum canlarım. Hevesli miyim mi bazen? Hevesliyim ama öncelik benim uşaklarımın. Zeynep orayı aç istin annesi. Uşaklarımın böyle şeyleri gördüğüm için çok tamahkarlığım yok Allah'ıma çok şükür. Böyle ben Efe'yi kucağımda bile gördüm. O zaman da Melike ablam Ezeli mi? Ezeli hamile. En küçük kızına hamile. Yani doğum yaptı yapacak o sıralar. Böyle Efe'ye baktım. Efe'nin ağzından köprükle bırak dursun annesi. Aç öyle tamam yeter. Tamam öyle dursun bırak. Böyle buradan aşağı köprükler aç akay. Yani az değil ama böyle köpürdü uşağın ağzı. Dedim ki annesi bu mikser biliyorsun. Bu da boxer. Burada yazıyor. Ha yapın o zaman. Dedim uy baba dedim ha bu uşağa bak dedim. Babam da yanımda. Melike ablam hemen böyle etti. O zaten çok korkaktır. O da korkaktı benden ama ben gene ondan daha iyiyim. Dedim baba bu uşağa ne oldu dedim. Baksana bu uşağa dedim. Efe yattım babamın kucağına. Dedik uy dedi bunun dedi herhalde uşağım dedi. Şekerli ya dedi tatlı dedi. Kaçtık göğsüne dedi. Ama Efe hiç bir şey yapmadı yani. Kucağımda duruyor. Başka bir yerde yatmıyor ya. Ama çok acı çekti burada. Çok. Burada da bu bir, bu iki. Allah yaşatmasın daha kötüsünü Allah'ım. Dedim bu bala bunu dedim. Aynı bu çemberim gibi kapkar oldu. Aldı verdim Efe'yi babamın kucağına. Babam salladı buralarını buralarını. Ha. Efe eti yavla. Bitirin yani bitirin. Buraları simsiyah. Tırnakların ucu simsiyah. Böyle Efe'yi tuttu babam tersini. Ha bu başı aşağı bacaklar yukarı. Böyle 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 yaptı yaptı. Bu ha bu sırtını böyle şey yaptı. Masaj yapar gibi yaptı. Efe bir attı onu. Böyle dışarı çıkardı yani kustu çocuk. Ondan sonra Efe başladı düzelme. Aycuk aycuk yıkadık yüzünü. Küçücük 27 günlük uşakta ne olur kırklanmamış. Ama bir 10 dakika öyle durdu. Ondan sonra dedim baba ben darlanırım. Ben oturdum dizlerimin üstüne. İmkansız kalkmamın. İmkansız. Ne oldu annesi? Hiç kalkamayırım. Uşağı ver hele bak kollarımda can yok. Uşağı ben tutabilirim. Tutamadım. Dedim baba ben bunu tutamayırım dedim. Bunu dedim alalım da dedim. Gidelim hastaneye dedim. Erdoğan o anda evde yok. Arabamı kiralamaya gittiydi da. Daha yeni girdiydik içeri işte. Arabadan bir sorun çıktıydı da vereceğini. Öyle bir şey yani. Daha düşünün yani valizlerimizi yukarı çıkarmadan oturduk orada. Bir tek o anne çantamı aldım çıktım uşaklarımdan annemi. Ondan sonra cime siz söyleyin. Dedim baba dedim belki beynine uşağın bir şey olur. Allah korusun da oksijensiz kalır. Ben dedim hiç uyuklayamam baba dedim. Alın sen kucağına da beni zorla. Ha gidin merdivenin aşağı. Üçüncü kattaydı babam. Alın dedim merdivenden aşağı ben de inebilirsem ben de geleyim dedim. Ha gidelim doktora bakalım şu an kafasında bir şey var mı? Aldık tamam uşağım dedi. Aldık gittik Efe'yi. Doktor dedi ki dedim film çektirmek istiyorum. Dedi ki gerek yok dedi. O dedi bir şey nömine hastanesi var Trabzon'da. Gene vardır herhalde. Oraya hiç gittim yok. Geldi annemin demesi hiç de sevmem burayı. Aciline gittiydim. Şey dedi ki bir şey yok çocukta dedi. Başka tepki verirdi dedi şu anda eğer beyninde arıza olsaydı dedi. Çok küçük dedi. Şimdi dedi film çektirmeyin iyi değil dedi. Ha kızım. İyi değil dedi. Ha öyle geldik eve. Allah'ıma çok şükür. Yattım da uyudum bir gece ama hala da korktum mu sağ dizim şey yapar. Mesela bir şey oldu korktum da bu dizimden yürüyemem. Bugün orada geldi bende. Niye bilmiyorum ama. Ne kızım ne istiyorsun? Şey. Uşakla da bir okula bir git bir gelme bir git bir gelme. Hep beyinleri bulandı. Bir kere tatil olsa da Almanya'nın çoğu yerinde tatil oldu ama izine bile çıktı gittiler. Burada da inşallah cuma günü son. Hayırlısınla. Yine de bir sürü dersi var ha bugün. Öyle yani canlarım. Böyle iki tane vaka yaşadım yani iki tane. Bundan kalsın inşallah. Bunun beşine de pamuğu sormuşsunuz. Pamuğu da kısa bir video burada çektiydi Efe. Onu da ekleyebilirsem bu videonun beşini ekleyeceğim. Pamuk daha çok konuşuyor teyzeleri. Maşallah pamuk aynı insan gibi konuşuyor. Onu da çok özlediğinizi yazdınız okudum. Al annem al. Onu da ekleyeceğim şimdi bu videonun beşine. Bunu hemen bakın saat 7:30 oldu. Hemen şimdi bunu editleyip size göndermeye çalışacağım. Bu gece inşallah Allah'a emanet olun canlarım.
Bir başka videomda görüşürüz. Bu sohbet videosu. Ya böyle istedi canım. Ne bileyim ben. Çoktan da ben böyle videoyla çok çekirdim. Çoktan da yapmadık. Bu da böyle olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizi. Kanalımızın Fatma annesi. İki tane Fatma annemiz var. Onların da ellerinden öpüyorum. Çok çok seviyorum hepinizi. Kanalıma yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Videomuzu beğeni bırakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Gelsin duruyor otur Zeynep. Şuraya otur. Hem seviyor hem oynuyor. Pamuk. Dedi Guk. Pamuk. Aşkım. Dur yaşadık. Oğlum. Oğlum. Ne yaptılar sen oğlum? Pamuk teyzeler sana yazıyor. Seni özlemişler. Bir denecik görsünler mi seni Pamuk? Görsünler. Küstün mü? Küstün. Niye oğlum? Oo, bu ne karı almadın diye küsüyor görüyor musun babası? İstiyor musun karıcık bir tane? İstiyorsun. Nereden alacaksa oğlum? Bu da nereden alacaksa karıcık? Seni gidi seni. He? Yeter artık bir bekarlık değil mi oğlum? He? Oğlum canına tak mı etti oğlum bu yalnızlık he? Etti. Oo, babacığım sen ne biçim babacığına bu oğlunu evlendirmişsin ya? Bak hala. Pamuk. Küstün mü oğlum? Küstün. Çok mu? Uy. Nasıl baktı sahip? Uy. Küstün. Pırlenter bile aldık yavuklu işine. Pırlenter bile aldı. Yavuklu yok o dedi. Ha bununla karına yüzük yaparsın. Tamam mı? Babacığım. Pamuk tek taşı var. Pamuk tek taşını attı. Pamuk. Babacık. Kıv. Kıv. Teyzeleri Pamuk'un videosunu da beğenin ya. Baksana bunu. Kıv kıv. Çocuklara kelok sayalım. Tabaklarda daha duruyor kenarda. Efe sen niye konuşmuyorsun hiç? Yasak mı? He? Oğlum. Pamuk. Didi kuş. Aşk kuş. Uyuyorsun mu? Teyzeleri kuyrucuğu kop dedi ya buraya geldi o zaman. Hep kopardıydı onlar. Depresyona girdi bizim eve geldi önde. Şimdi büyüdü kuyrucuğu bak. Onu da ne kadar büyür. Kaç et. Kim var orada? Dikkat et düşme. Kuyuk. Kuyuk. Ne aldın? Senin yiyin balları. Oyuncak almak istiyor mu? Allah. He? La ilahe illallah. İstiyor mu? Ne oldu? İstiyor. At oyuncağını abisi at. O zaman at hadi. Attım. Oo, Pamuk gitti, pırlanten gitti. Oo, abisi niye attın oyuncağısını abisi? Niye? Araba kim nerede? Pamuk nerede oyuncağın aşkım? Bak bakalım orada. Orada mı? Nerede aşkım? Oo, abisi niye attın? Yok mu aşkım? Ara yerde onu. Oo, ara yerlere nereden bak bak.
Uy, benim aşkım ben. Güzel bir şey. Bu ne manyak kabuk? Onu mu arıyorsun aşkım? Onu mu arıyorsun? Ağzımın suyu akıyor, ağzımın suyu. Dişlicim seni ama dişlicim. Didi kuş. Didi kuş. Sana bir şey söyleyeceğim. Cuv ne Süt. demek? Cuv ne demek? Onu söyle. Cuv ne demek? He? Ne demek o? Onu bunu bırak. Ne demek? He? Ne demek cuv? Didi kuşu biliyor musun? Biliyormuş. Gel. Zeynep izleyen teyzelere bir şey demek istiyor musun abileri? Gel buraya. Söyle kapatalım. Kapattığımıza göre şu işareti yapmayı unutmayın. Bir de şu Gel altta bir buraya. yerde bir zil var. Gel Ona da buraya. basmayı unutmayın lütfen. Lütfen, aferin benim kızımı. Sen bir şey Gel diyeceğim mi efendim? Ne diyeyim? Bir şey de bakalım içinden geçeni. Böyle güzel bir şey de bu akşam hadi. Şişli. Like atmayı unutmayın. Hep like değil mi? Başka bir şey dedi. Mesela ne geçiyor içinden o ne de. Like'ımızı yapan yapar inşallah. Yapmayan da canı sağ olsun değil mi anneciğim? Aslında biz Efe'nin kanalına daha video atmayı düşünmüyorduk. Yani daha doğrusu zaman bulamıyorduk. Ama dünden bugünkü videoma çok yorum geldi. Niye pamuğu göstermiyorsunuz? Bir şey mi oldu Bak burada diye. mı? O yüzden çektik onu. Gel pamuk gel. Oraya koy da Saklanma. gelsin oraya. Saklanma pamuk. Hepinize iyi seyirler dileriz. Çok çok Ay teşekkür çipse ederiz. bakıyor. Pamuk cipsle mücadele veriyor teyzeleri. Hoşça kalın.